Hazır reis, sofra hazır. Eyvallah. Mikael, ben sana dedim. Ha bu pirinci bir de seni iyice ayıkla. Bir taş varsa çıkar gider reisi bulur. Bulur bulur. Gelir beni bulur. Mikael'in bir suçu yok. Ne kadar yenmez yutulmaz şey varsa gelir beni bulur. Reis, senin bahtını bildiğimiz için hem o hem ben iyice ayıkladık pirincin taşını. Sen de istiyorsun ki kaderini bu iki kimsesiz değiştirsin. Gücün yetiyorsa kendin değiştir. Yetmiyor. Ama bir şikayetim de yok. Diş benim dişim. Tali benim talim. Kader benim kaderim. Ne kadar çok şeyim varmış, say say bitmiyor ya. Ay saydıkların düşmanlarından çok. Dostlarım da çoktur elhamdülillah, baba da. Bak hala sayım. Bir taş geldi mi de hemen küsüyor. Ya nimettir. Taş da nimet, pirinç de nimettir. Tadını çıkar Hızır. Taş yerine ya kurşun yeseydin? Onu da çok yedik. Reis, sana başka bir şey hazırlayayım mı? Mikael, bir kahve yap. Hemen reis. Baba da... Senin bu benim abimle dostluğun nereye dayanıyor? Bizim orada abi kimsesiz. Dayıya demiş ki, dayı sen Müslüman mısın? Dayı da demiş ki, eyhu. Kimsesiz sormuş ne zamandan beri? Demiş ki, teho. Şimdi rahmetliler bizimkisi de o misal. Hadi bırak şimdi gizem yapmayı bırak. Hadi olduğu gibi anlat. Ahmet yabancı değil artık. Haklısın. Yabancı değil. Mikail. Bana da yapsaydın bir kahve. Yaptım. Getiriyorum Doğan baba. Hay sen çok yaşa. Otur otur. Dıngırtı itme. Sana ben diyeyim 78, 79, evren desin ki 80. Ela o civarlarda tanışmamız. Yani 12 Eylül'den öncesi. Önce. Abenle Ünal silah ticaretine başlamış.
sağ sol patlayınca Ünal avucunu ovuşturmuş. Ben tüccarım, herkese silah satarım demiş. Abin de senin gibi kaşlarını çatmış. Kardeş kardeşi vuruyor. Ben kimseye silah satmam deyince bunlar girmiş birbirlerine. Ünal bakmış ki ya paradan olacak ya canından. Seninki vuracak bunu, rahmetli bir kasa silahla ihbar etmiş. Attırmış içeriye. Ünal abimi ihbar mı etmiş? Heh. Ya şimdi bak, ikisi de rahmetli. Beni de olmuşa getirme. Vallahi ister gel, ister gelme. Böyle. Neyse. Ben de o sırada içerideyim. Yani şu an olduğu gibi. Yani şu andan kastım, yine tertemiz, masum manasında ha. Sorma, kayıp olmasın. Seni neden içeri aldılar Doğan Baba? Amerikancılar kimsesizleri bile bölmeye başlamışlardı. Sen sağcı, sen solcu diye. Ben de çektim bunları, dedim ki yahu siz kimsesizsiniz. Sizin neyiniz sağ, neyiniz sol ya? Hayır, yani sağınız olsa ne olur, solunuz olsa ne olur? Bu bir oyun. Düşmeyin bu oyuna. Dedim işte bunun gecesine insanları toplayıp örgütlemek, silahlı çatışmaya sevk etmekten aldılar beni içeri işte. O zaman da Filistin'in askısı meşhur tabii. İşte orada tanıştık abinle. 50 kiloya düşmüştü rahmetli çıktığında. 64 gün işkence ettiler dedi. Şimdi yalan olmasın, ben son 14 gününe yetiştim. Ya bir insan o kadar işkenceye nasıl dayanır, ben onu da gördüm. Kendini satan Ünal'ın adını bile vermedi. Ya boğuşta bana Ünal diye söylemişti. Bunlara da söyle, dışarıya çık dedi. Yok dedi. İşkenceden en fazla ölürüm. Ama gammazlıkla, hainlikle ben yaşayamam dedi. Dostluğumuz o gün başladı anlayacağım. Ben abinden önce çıktım. İlk icraatım da o Ünal'a sıkmak oldu. Yok artık. Ünal'a sıkan sen miydin? De. Bu Ünal sizin en büyük müttefikiz benim. Bana sıkan adamı nasıl bulamazsınız diye o Amerikalıları ayağa kaldırdı. Bulamadılar. Ta ki ben bir gün o Ünal'ın karşısına çıkıp, bak o Yusuf Çakır Beyli bir gün daha yatarsa bu sefer senin beynine çakarım deyinceye kadar. Sonra abi çıktı işte. Sağ bir şey yapmadı mı Ünal kaplan? Yok. Sonra ihtilal oldu. Sağ sol işi bitti. Uluslararası piyasaya açıldı. O kadar zengin oldu ki ona kurşun sıkan kimsesizi bile unuttu. Ya da unutmak işine geldi. Abim?
Abinin de etkisi büyük tabii. O da demiş ki, eğer Doğan'a bir şey olursa, bak aynısı da sana olur. Ünal korkacak bir adam değildi. Ama abin kadar sağlam, sözünün eri bir adam olmadan öyle silah ticaretinde en büyük olamayacağını da biliyordu. Ben çok gençtim o zamanlar, bu kadar detayı hatırlamıyorum ama rahmetlinin son zamanlarında Ünal'la araları iyi değildi. Ondan şüphelendik uzunca bir süre. Acaba kalemini o mu kırdı yoksa ona göz mü yumdu diye. Ünal yoktu o işin arkasında. Ama Amerika'nın bir kanadı vardı. Hani o hiç kırılmayan bir kanadı var ya. Rahmetli Yusuf devlet işlerine el attı. Ben bunların kanadını kıracağım diye. O CIA'cılar da geldi. Bizimkinin kalemini kırdı. O dediğin kanat hala duruyor mu Doğan baba? Hikayem biz buradayız ya. Kim attırdı bizi buraya? Neyse. Rahmet istedi bak. Abi. Görüyor musun? Çok delikanlı bir adamdı. Alparslan'ı işte her gördüğümde hem yüzüm gülüyor hem içim sızlıyor. O da burada yatmıştı Ahmet. Sufi. Duymadın mı sen onu hiç? Duydum. Şimdi sen hikayeyi anlatınca kafamda iyice birleşti. Kimsesiz baba. Tabii. Dağ daş duydu onun ismini. Sen nasıl duymayacaksın? Onu burada o Derman Korkmaz'a havale etmişlerdi değil mi Hızır? Ben o Derman Korkmaz'ın itleri bize de musallat olur diye düşünmüştüm. Ama onlardan hiçbir ses çıkmadı. Şu gece kuşunu bir ifadeye alalım. Bu Derman'ın iti köpeği kimse gelmiş yanınları da hallederim baba Doğan. Harcan iyi olur. Gelir o deve kuşu. Az sonra. Supi. Yoksa Derman'ın söylediği gibi Süboş mu deseydim? Tam da sizi sevmeye başlamıştım. Ama neyse, kusura bakmayın. Emir büyük yerden. Arıyordun Zübey.
zaman emrin geldiği en büyük yerden başla anlatmaya. En küçüğüne kadar anlatmaya devam et. Dinliyoruz. ATV kanalına abone olun, hiçbir şeyi kaçırmayın.